Çarşı pazardaki fiyat artışları TÜİK'in hesaplamalarının içerisinde, yani gerçekten 1400 kalemin içerisinde kaybolmuştur. Mevsimlik özellik nedeniyle sebze ve meyvelerde inişli çıkışlı fiyat artışları olabilir. Bunu kabul ederiz. Emeklimizin yaşadığı yüksek fiyat artışları karşısında aylık tüfe artışının 0.3 olarak, Haziran ayı olarak açıklanması Temmuz ayında emeklerimize yapılması gereken zammı çok küçültmüştür. TÜİK tarafından fiyatların izlenmesine nasıl bir yöntem izleniyor bunu tam olarak bilmiyoruz. Ama bir bildiğimiz şu, %90 mamuller emeklinin yakından kullanmadığı ama emekliyi de hiç de ilgilendirmeyen maddelerden oluşuyor. Tek tek bunları saymak istemiyorum. Bildiğiniz emeklinin yoksullaştığı bir süreç yaşanıyor. Açlık sınırı 2150 TL'dir. Emekli aylıklarının büyük kısmı bu tutarın altındadır. Her şeyden önce emeklerimizin insanca yaşamaya yetecek bir aylık ödenmelidir. Bu zam yeniden gözden geçirilmelidir. Emeklerimizin zorunlu harcamalarını karşılamayan bir aylık ödenmektedir. Gıda, konut, yakıt, elektrik, su, sağlık, giyim harcamalarındaki artışlar enflasyon sepetinde yer alan 418'in dışındadır. Madde üzerinde 418 madde üzerinde oluşturulan gruplardan yüzde payları tüfe hesaplamalarına gerçekçi bir şekilde yansıtılmamaktadır. %90'ı gerçek ihtiyaçlar yansıtılmıyor. Öncelikle bilimsel ve objektif olmayan TÜİK hesaplamalarına itiraz ediyoruz. Emekliler için yeni artış sistemi getirilmeli diyoruz. Bu seyahanen zam olmalıdır diyoruz. Yüzdeli aylıkları düşük olanları asla korumuyor. Bu nedenle emekli aylıklara tekrar ediyoruz. Seyahanen zam istiyoruz. Bölgede ve bölge milletvekillerimizin tamamına şunu söylemek istiyoruz. Lütfen analarınıza, babalarınıza ve büyüklerinize saygınız var ise emeklinin bu zammını meclis çatısı altına girmeden bulduğunuz tatil sürecinde bizimle gelin konuşun. Lütfen. Lütfen konuşun. Seçim sattı mailinde buraya aşındıran belediye başkanları, milletvekili adayları tekrar gelmeliler. Basın aracılığıyla da söylüyorum. Muhakkak gelmeliler. Bekliyorum. Bu hususta sizlere çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Geldiğiniz için zahmet ettiniz. Sağ olun. Türkiye Emekliler Derneği aylardır emekli maaşlarına yapılan zamları eleştiriyor. Maaşlara yapılan zamların zaten gerekli şartlarda olmadığını ve bu zamların yüzdelik olarak verilmesinin emekliler arasında adaletsizlik yarattığına dikkat çekiliyor. Emekli maaşlarına yapılması gereken tek zam çeşidinin seyyanen olduğunu belirtiyor. Zengin daha zengin, fakir daha fakir. Yapılan emekli maaş zamlarını eleştiren TÜRED Başkanı, 2000 lira maaş alan emekli maaşına yapılan %10 zam 200 lira yaparken, 5000 lira emekli maaşı alan kişiye %10 zamla birlikte 500 lira ilave zam yapıldığını ve emekliler arasında büyük bir adaletsizlik yaşandığına dikkat çekiyor. Bu durumun da zengini daha zengin, fakiri daha fakir bir hale getirdiğine dikkat çekti. Emekliye seyyanen zam.
Emeklilere verilen zamların seyyanen zamlanması dışında şu an bir seçenek bulunmadığını belirten dernek yönetimi, asgari ücretli emekli olunduğunda 1000 liranın altında emekli maaşı alınacağını belirtirken, seyyanen zam dışında bu makasın kapatılmasına imkan olmadığını belirtti. İntibak çıkmalı. İntibak yasası bağkurlu ve memur emeklilerini ilgilendirmediğini ancak Sosyal Sigortalar Kurumu emeklilerini ilgilendirdiğini savunan TÜRET Başkanı Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların çok düşük emekli maaşı aldığını ve bu durumun mutlaka çözülmesi gerektiğini belirtirken, 2000 öncesi emeklilerin intibak ödemesinin yapıldığını, bunun takipçisi olduklarını ve iktidarın bu konuyu mutlaka gündeme getirerek çözüme kavuşturması gerektiğini açıkladı. Konuyla ilgili bazı milletvekillerinin çalışan yaptıklarını ve konuyu meclise getirerek emekli maaşlarından yaşanan adaletsizliği çözüme kavuşturacak bir tasarı hazırlayacakları belirtildi. Seyyanen zam konusunun tartışmaya açık olduğunun altı çizildi. Kıymetli emekli izleyiciler, kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzun konusu emekli ocak zamları ve emekli yağ fatura yardımı önergesidir. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Evet, merakla bekleniyordu. Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. Aralık'ta enflasyon %0.74 oranında arttı. Yıllık bazda ise %11.84 olarak gerçekleşti. Yani yıl sonu beklentilerinin biraz daha altında gerçekleşmiş oldu diyelim ve ayrıntılarına bakalım. Türkiye İstatistik Kurumu Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 2019 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0.74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11.84 arttı. Yıllık artış ekonomik programdaki %12 hedefinin altında kaldı. Evet, yıl sonu enflasyon rakamları da belli oldu dedik sevgili izleyiciler. Bu arada tabii ki milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı da yapılacak zamdaydı. Bağkur ve SSK emeklilerine %6,5 oranında zam geliyor. Enflasyon rakamları açıklandı. Memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu. SGK ve Bağkur emeklileri net 6,5 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise %1,5 enflasyon farkı oranında toplamda %5,5 oranında zam alacak. Geri döneceğiz çünkü bu rakamlar milyonları ilgilendiren önemli bir zammın da oranını belli etti. Evet, Faruk Erdem, hoş geldiniz. Hoş bulduk, aslında teşekkür bu yayını ederim. Planlamıştık ama çok sıcak bir gelişme. O sıcak gelişmeyi ekranlara taşıdık. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi, memur maaş zammı netleşmiş oldu. Doğru, emeklilerin maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz, onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk. Yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu. Ama son aylarda olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. Aynen. 12'nin altında olması, yeni ekonomik programın belirlediği şekliyle devam etmesi, ama bir yandan da ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları ilgilendiren o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam olacak. Zam olacak. Onu söyleyecektim. Yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama yıl sonu enflasyonu, özellikle Aralık enflasyonu, milyonların da maaşını etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon. Yani Temmuz'dan Aralık'a kadar o da 6,49 oldu. Söylediğiniz gibi 6,49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emeklileri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1,49'luk fark alacaklar. Yani 5,49'da memur ve memur emeklileri. Memur ve memur emeklilerinin... Evet, 5,50 diyebiliriz ona. 5,50 diyebiliriz. Yani evet. 5,5 oranında memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklileri de 6,49 oranında zam alacak. Bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor? En düşük memur maaşları. Aslında bunları bir olasılık olarak hesaplamıştık ve siz de paylaşıyordunuz. Biz Erkan genelde bunu 6,30 olarak zaten tahmin ediyorduk. Yani 12'lik enflasyona göre 6,30 olacağını, ama 6,49 oldu. Bir tık daha yukarıda. Tabii bu kuruşları oynatacak ama ben arkadaşlarımdan istedim. İsterseniz birkaç
rakamı da sizle paylaşayım. Biz, haber müdürünü ağırlamanın biz de konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuz.